karşıladı. Pas 2 numaraya. Melih vurdu. Bu top çıkmıyor defanstan. Melih'in hücumu ve sayısı. 3-1 yaptı Melih Sıratça. Ace Melih'den. Melih'in blok sayısı. Ivan Milikovic. Melih blokluyor onu. Melih blokluyor Ivan Milikovic'i. Melih Sıratça maçı bitiren sayıyı alıyor. Maça da damgasını vuran oyuncu aslında. Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyenler. Voleybol Arenası'na hoş geldiniz. Bu hafta Galatasaray HDI Sigorta'nın başarılı ve genç oyuncusu Melih Sıratçı'yı konuk ediyoruz. Melih hoş geldin öncelikle. Devre arasında yoğun bir tempoyla çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. İlk öncelikle keyfin nasıl onu soralım. Keyfim iyi, yorucu bir şekilde maliye maçına hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. İkinci devreye iyi başlarsak devamı kesinlikle geleceğini düşünüyoruz. Şimdi sezonun ilk yarısını aslında istediğiniz gibi başlayamadınız ama sonradan iyi bir tempo yakaladınız. Nasıl değerlendirirsiniz? Sezonun ilk yarısı senin için nasıl geçti? Aslında sezona iyi başlamamızın sebebi kesinlikle milli takımlardan geç dönen oyunculardan dolayı oldu bence. Oyuncular geç döndü, beraber bir bağlılık yakalayamadık. Yani takım olamadık tamamen. Yani bence başka bir açıklaması yok. Oyuncuların birbirine alışması için kesinlikle önemli bir süre gerekiyor. O yüzden yazı iyi geçirmek isterken bir anda kötü geçti yani ve sezona iyi giremedik. Ama en azından şimdi artık toparlandınız. İkinci devreye de bütün sıkı bir şekilde hazırlıklı. Evet şu an yeni salonumuza da geçtik zaten. Antrenman saatlerimiz, halterimiz her şeyi düzgün yapıyoruz. İkinci yarı eksik olan yerlere takviyeyi sağ olsun yönetimimiz yaptı. Ve şu an gayet iyi durumdayız. Hazırlık maçlarına gittik, elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Ki yeni gelen oyuncular bize gerçekten çok takviye sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi devre arasında da transferler yapıldı. Sezonun başında da önemli transferler yaptı Galatasaray. Tabii Agamez gibi çok değerli bir oyuncu da var. Bunun dışında önemli tecrübeli isimler de katıldı. Tabii öğrenmenin yaşı yok diyoruz. Siz genç oyuncular için de böyle tecrübeli isimlerin takımlara dahil olması çok önemli. Nasıl değerlendiriyorsun transferleri? Evet, şimdi Agamez gerçekten başka bir oyuncu. Çünkü Kolombiyalı ve Kolombiya'da çok yani voleybolun ön planda olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ki voleybol ön planda olmadığı halde bu kadar uluslararası bir oyuncu olması onun çok istediği ve yetenekli olduğunu gösterir. Ben onunla aynı takımda olmaktan, onun arkasındaki oyuncu olmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum yani. Hem onunla hem onun arkasında olan benle. Ondan gerçekten takımın çok öğreneceği şey var. Yani dipten en yukarıya bir başarı hikayesi bence. Böyle ligde ve Avrupa'da hedeflediğiniz takımlar var mı? Yani sezon içerisinde, daha doğrusu sezonun ikinci yarısında şu takım bizi çok zorlar dediğiniz herhangi bir takım var mı? Şimdi Sev Cup'la başladık Avrupa'ya. Geçen sene ilk dördün içinde bitirdiğimiz için Sev Cup'ta bir takıma yenildik ve Challenge Cup'a düştük Avrupa'nın üçüncü kupasına. Üçüncü kupasında şimdiki rakibimiz İtalya'nın Verona takımı. Gerçekten çok iddialı bir takım. Sahada göreceğiz, iyi olan kazansın. İnşallah kazanan biz oluruz yani. Peki ligde var mı böyle kesinlikle şu maçı kazanmalıyız dediğiniz önemli bir maç var mı? Bizim için her maç hedef bence. Kazanmamız gereken maçlar bence banka takımlarına kesinlikle kazanmalıyız. Banka takımlarına karşı kesinlikle kazanmalıyız. Bütçeleri bizden daha fazla olabilir. Ama sonuçta yürek oynuyor bir şey yani. Şimdi ligin ikinci yarısında yine çok tempolu maçlar, tempolu bir süreç sizi bekliyor. Neler hedefliyorsunuz ligin ikinci yarısında? İkinci devrede şu an dediğim gibi takviyeler oldu. İkinci devrede kesinlikle bu takım ilk dördün içinde bitirmek zorunda bence. Bitireceğimizi düşünüyoruz ki hedeflerimiz her zaman en yukarısı zaten Galatasaray olarak. İkinci devrede ilk dördün içerisinde bitirirsek yine önümüzdeki sene Sev Kupası'ndan veya Şampiyonlar Ligi'nden devam etme şansımız olur. Ona göre de takım kurulur ki zaten takımımız iyi şu an. Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir isimsin. Seninle ilgili en unutulmaz durumlardan biri Fenerbahçe maçı herhalde. O 6 bloğun oluşu vesaire. Genç de bir oyuncusun. Hepimiz biliyoruz. Peki senin genç bir sporcu olarak hedeflerin neler? Benim bir genç sporcu olarak hedeflerim, şimdi şöyle bir şey var. Bundan 3 sene önce Galatasaray yeni bir yapılanmaya gitti. Yani A takımda 12 tane 25 yaşın yani
atıyorum altyapıya çok önem vermeyen bir Galatasaray'ın yerine ilk altı Galatasaray, ikinci altı tamamen gençlerden oluştu. Ve bu jenerasyon bizdik. Yani bizim için çok önemli bir şey oldu bu. 3 senedir A takımdayım ve artık ilk altı seviyesine yaklaştığımızı tüm gençler olarak düşünüyorum. Ki zaten yaşımız da ilerliyor artık. Daha çok oyuna giriyoruz. Bu bizim için gerçekten bir artı yani. Türk voleybolu son yıllarda çok iyi bir gelişim gösterdi. Hem takımlar bazında hem milli takım bazında çok ciddi başarılar var. Sen nasıl buluyorsun Türk voleybolunun gelişimini? Türk voleybolunun gelişimini bence erkek voleybolu birazcık daha gelişmeli. Gelişiyoruz zaten. Bayan voleybolu zaten olimpiyatlara gitme derecesine kadar bir başarı yükseldi ki zaten olimpiyat voleybol branşında, tüm spor branşlarında en üst seviye yani. Şu anda erkeklerde Dünya Ligi 2. grupta oynayacağız bu sene. İnşallah bize de orada oynamak nasip olur yani. İki hedeflerimiz o doğrultuda. Şimdi az önce sen de söyledin. Kadın voleyboluna olan ilgi erkeğe oranla çok daha fazla Türkiye'de. Bunu değiştirmek için yani erkek voleyboluna olan ilgiyi artırmak için neler yapmak gerekiyor? Yani ailelerin çocuklarını voleybola yönlendirmesi için bu erkek voleyboluna olan ön yargıyı yıkmak için ne yapmak gerekiyor? Ön yargının sebebi bence voleybolun bayan sporu dedikleri olay bence. Ondan sonra erkek voleyboluna da yani aslında güç çok önemli bir şey sporda, voleybolda özellikle. Erkeklerin böyle seyir zevki daha iyi olması gerekiyor. Yani bunun için de maçlara gelmeleri, denemeleri bence gayet iyi olabilir yani. Şöyle bir şey olabilir mi? Televizyonlarda mesela çok fazla voleybol maçları yayınlanmıyor. Yani insanlar oturup evlerinde voleybolu seyredemiyorlar. Mesela sen bir ebeveyn olsan, evde otursan çocuğun muhakkak voleybolu seyrederek belki daha çok ilgi duyabilir. Çok fazla maçlara gelme durumu da görmüyoruz Türk seyircisinde. Az önce de söyledik. Hem milli takımlar bazında hem kulüpler bazında çok ciddi başarılar var. Bunlara rağmen hala voleybola hak ettiği ilgi Türkiye'de gösterilmiyor. Yani bir voleybol maçları işte bir futbol kadar, basketbol maçları kadar yayınlansa televizyonlarda ilgi artar mı sence? İlginin artacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada ekol bir spor bence futbol. Ki zaten hiç kimse bunu tartışmaz. Ülkelere göre de değişen bir şey bu. Mesela Polonya'da voleybol birinci planda. Polonya'da maçlara gittik. İnanamazsınız yani 10 bin seyircili maç olur mu dersiniz voleybol. Yani Türkiye'de bir insana bunu sorsan güler ama gerçekten bu böyle. Bence voleybola yani okullarda daha çok ağırlık verilmesi, bayan erkek fark etmez. İleriki seviyelerde, ileriki zamanlarda daha çok yani istek, yani insanların çocuklarını isteyebileceğini düşünüyorum yani. Peki sen nasıl yöneldin voleybola? Nasıl oldu senin başlangıcın? Ne ilgini çekti ya da böyle ailenin seni yönlendirmesi ya da okulun seni yönlendirmesiyle mi başladı? Nasıl oldu? Ya benim voleybola başlamam kesinlikle klasik yani. Her voleybolcunun voleybola başladığı gibi. Ya beden eğitimi öğretmenim geldi. Klasik. Senin boyun uzunmuş. Belki voleybolcu olabilirsin diye. Ondan sonra antrenmanlara başladım. Zaten ailemle spor yapmaya başladığım zaman beni desteklemeye başladı. Yani sonuç olarak buradayım. Oyuncu olarak, bir sporcu olarak çok yoğun tempoda tabii çalışıyorsunuz. Önünüzde uzun bir maraton var. Bütün bir sezon kendinizi fiziken zihinde tutmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi zihinde tutmak için bir sporcu olarak neler yapıyorsunuz? Mental olarak yani açıkçası herkesin kişiliği farklı. Kimi insan erken uyur kendini yani sabah kalktığında dinç olur antrenmanı öyle yapar. Kimi insan uyuyamaz, kafası hazırdır antrenmanı yapar. Yani bu bence kişilikle alakalı bir şey. Yani sezonun yarısı, sezon bitimi falan bunun bence önemli olduğunu düşünmüyorum. Sen ne yapıyorsun peki mesela? Ben ne yapıyorum? Ben mesela hem çok fiziken hem mental anlamda neler yapıyorsun? Ben erken uyuduğumu düşünmüyorum yani. 1-2'de yatarım genelde. Zaten alıştım. Bulunduğum, yaşadığım yerle antrenman yaptığım yer arasında yaklaşık 2 saat civarı yol gidip geliyorum. Uyku benim için sorun olmuyor artık yani. Ama kafa olarak antrenmanlara hazırım her zaman. Peki böyle yediklerinizi, içtiklerinizi mesela gün içinde neler tüketiyorsun? Gün içinde neler tüketiyorum? Kahvaltı yapmaya çalışıyorum ama gerçekten zor oluyor. Şimdi antrenmanın taç sporda 8'de olması benim evden 7'de çıktığım anlamına geliyor. 7'de de bir insan ne yer? Yani zorla yer açıkçası. Yani bir tost diyorum sabahları. Yolda böyle atıştırayım. Ya yolda değil, annem zaten sağ olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor. Öğlenleri antrenman yaptığımız yerde taç spor diyoruz. Akşamlar antrenman bitiyor, taç spor diyoruz. Ondan sonra evimize gidiyoruz. Annem bana hazırladığı yemeği yemek zorunda kalıyorum.
Şunu merak ediyorum, oyuncular muhakkak teknik adam hoca ayırt etmiyordur ama Türkiye'de baktığımızda böyle bir yabancı hoca sirkülasyonu da çok fazla görüyoruz. Ama şimdi iki takımımızın başında da çok değerli Türk antrenörler var. Sen bir Türk oyuncu olarak Türk hoca mı tercih edersin? Ben kesinlikle yani Türk voleybol takımında, milli takıma da dahil buna, bence kesinlikle Türk hoca olmalı yani. Yani yabancı oyuncularla anlaşmak tamam, yani herkes İngilizce biliyor yani. Konuşamazsız çatla anlaşıyor herkes. Bence Türk antrenör, Türk takımında kesinlikle olmalı. Maçlardan önce kendini nasıl motive ediyorsun? Yani çok özellikle de büyük maçlara, böyle derbi diye tabir ettiğimiz maçlara hazırlanmadan önce neler yapıyorsun? Maçlardan önce kendimi nasıl hazırlıyorum? Kahve içerim. O kadar mı? O kadar yani. Çok fazla böyle oynamalıyım, şöyle oynamalıyım diyen bir oyuncu değilim yani. Yapmam gereken işi yapmak zorundayım. Hani böyle oyuncular bir gece önceden maçı kafalarında oynar derler ya, var mı sizde de öyle bir şey? Yani dediğim gibi kişiliklerle bu ölçülür yani. Bir insanın kişiliği neyi yansıtıyorsa, neyi yapmak istiyorsa. Her oyuncunun mutlaka böyle örnek aldığı, rol model olarak gördüğü ya da böyle çocukluğundan beri çok sevdiği bir oyuncu vardır. Senin var mı böyle Agamez dışında örnek aldığın bir oyuncu? Bunun dışında yani profesyonel yaşamı olan herkes profesyonel yaşamayı sever. Ben de severim. Yaşayamasam da bazen severim. Ama öyle bir oyuncu yok yani. Sonuçta bu işi yapıyorsak herkes bir profesyoneldir bence. Şimdi Taş Spor birkaç eksiği dışında artık tamamlandı. İki takım da maçlarını artık burada kendi evinde muhteşem bir atmosferde oynayacak. Nasıl buldun Taş Spor'u? Taş Spor'u bence başarılı buldum. Burhan Felek tahminimce 6000 kişilik falan bir salon. Taç Spor'da 1000, tahmin ediyorum 1010 kişilik. Yani Burhan Fele'ye göre Üsküdar'da olmasına rağmen çok seyirci gelmiyordu. Taç Spor artık Galatasaray'ın evi yani, aslan yuvası tarzı dediğimiz olay. Yani 1000 kişilik, daha çok maçlar oynamaya başlayınca, Avrupa Kupası da tahmin ediyorum TFF'den onay gelince burada maçlar oynamaya başlayacağız. Avrupa Kupası maçları, Türkiye Kupası maçları, lig maçları. Yani önümüzdeki sene de ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii iki takımın da böyle bir çatı altında toplanması. Hep diyoruz ya, öyle Galatasaray'da bir aile havası vardır. Muhakkak burada da o havayı hissedeceksinizdir ve kesinlikle ben başarınıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bayan takım, genç takım, A erkek, A bayan, genç takım, yıldız takım, küçük takım. Hepimiz aynı yerde antrenman yapıyoruz. Bu da bizim bir aile olduğumuzu gösterir yani. Kulübümüz bunu sağladığı için minnettarız. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii tribünlerin dolu olması muhakkak her sporcuya ekstra motivasyon oluyordur. Buradan taraftarlarımıza vermek istediğin mesaj var mı? Taraftara söylemek istediğim bir şey, yani biz Galatasaray'ın bünyesinde olan bir takımız. Bizi gerçekten yalnız bırakıyorlar. Yani arma için, Galatasaray için bizi desteklediğini hissetmek yani bizi çok başka yerlere getirebilir. Yanımızda olmalarını gerçekten çok istiyoruz yani. İkinci devre Taç Spor'da özellikle. Peki Melih, teşekkür ederim. Dileriz sezonun ikinci yarısı ilk yarısından çok çok daha iyi geçer sizin için. Hem ligde hem Avrupa'da da nice başarılarınızı seyrederiz. İnşallah, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu haftalıkta voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray HDI Sigorta'nın genç ve başarılı oyuncusu Melih Sıratçı bu hafta voleybol arenasının konuğu oldu. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Karşıladı. Pasif numaraya Melih vurdu. Bu top çıkmıyor defanstan. Melih'in hücumu ve sayısı. 3-1 yaptı Melih Sıratça. Ace Melih'den. Melih'in blok sayısı. Ivan Milikovic. Melih blokluyor onu. Melih blokluyor Ivan Milikovic'i. Melih Sıratça maçı bitiren sayıyı alıyor. Maça da damgasını vuran oyuncu aslında.